Evet değerli takipçiler, bugünkü konumuz BYD. Biliyorsunuz ki dün bir basında açıklama çıktı, haber çıktı. BYD'nin Manisa'ya, Volkswagen'in daha önce araç fabrikası kurmak için düşündüğü yere fabrika kurma ile ilgili bir yatırım planının olduğunu ve bununla ilgili anlaşma imzalandı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fabrika yatırımı yapacak Manisa'ya. Bu haber önemli. Neden? Çünkü Türkiye'de etkisini bugünden görebileceğimiz ciddi bir değişim olacaktır. BYD tabii ki sadece elektrikli araç üretmiyor. İçten yanmalı motora da sahip, hibrit araçlar da üretiyor. Ama ana üretim ve satış kısmında elektrikli araçlar tabii ki yer alıyor. BYD dünyada en çok elektrikli araç satan markalardan biri haline geldi son yıllarda. Çinli bir marka. Bu yüzden Türkiye'de ciddi anlamda bir değişime yol açacaktır. Tüketici anlamında olumlu şeyler olacağını düşünüyorum ben. Ve gerçekten araç piyasası karışacak. Nasıl karışacak? Şimdi biz Çin'den gelen araçlara normal KDV haricinde, ÖTV haricinde Çin'den geldiği için %40'lık bir vergi ödüyoruz. Buna rağmen bu araçlar bizim diğer Avrupa'dan gelen veya yerli üretim araçlarla aynı fiyata, hatta zaman zaman bir tık daha ucuza bile satılabiliyor ya da aynı fiyata satılıyor. Eğer ki bu araç Türkiye'de üretilirse, tabii bunun amacı ana pazarı Türkiye olmayacaktır belki. Avrupa'yı da hedefliyor olabilirler. Çünkü Türkiye'de üretilen araçlar Avrupa'ya satıldığında da vergi avantajı sağlıyor. Bu yüzden bu yatırımı Türkiye'ye yapıyorlar. Dolayısıyla fiyatlama anlamında ciddi bir rekabet oluşacaktır. İkincisi, Çinlilerin tabii ki bakış açıları olaylara biraz daha farklı. Çinliler çok fazla üretip düşük kar marjıyla araç satıyorlar. Servis, garanti konusunda bir şey diyemeyeceğim ama fiyat konusunda ciddi anlamda bir rekabet oluşacaktır. Bu genel otomotiv piyasası ile ilgili olumlu bir haber. İşin ikinci noktasına baktığımız zaman da araçlar da en önemli nokta elektrikli araç konusu. Türkiye biliyorsunuz ki elektrikli araç konusuna hızlı bir giriş yaptı. Bu girişlerin en büyük sebeplerinden birisi de TOGG olabilir. Çünkü özellikle son aylarda, en son Haziran verisini baz almazsak, çünkü Haziran'da Tesla Türkiye'ye özel bir yazılım güncellemesiyle %10'luk ÖTV dilimine girecek şekilde bir araç ayarlamıştı. Tesla Model Y Standard Range SR modeli 1.780.000 TL civarına, yani şu an benim kullandığım neredeyse Megane'ın ikonik paketiyle aynı fiyata Model Y satışı yaptı. Ve bundan da ciddi bir pazar payına sahip oldu ay içinde en azından. Bir önceki ayda TOGG satış rakamlarında tüm araçlar içerisinde, sadece elektrikli değil, benzinli ve dizel araçlar da dahil olmak üzere en çok satan ikinci araç oldu. Bunun da tabii ki sebebi 800.000 TL'ye 0 faizli 12 aylık kredi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizde ev ve araç alabilmek krediye bağlı. Krediler açık olduğu sürece bunlar alınabiliyor. Bu yüzden TOGG'un da ciddi bir pazar payına sahip olduğu, Tesla'nın özellikle Türkiye'ye uygun araç üreterek, tabii ki orada birkaç son izlediğim videolarda olumsuzluklar var, işte menzil noktasında veya işte batarya hacmi konusunda söylenilen gibi olmadığı ile ilgili birkaç serzenişlerde bulunuyor kullanıcılar ve hatta iptal yoluna gidenler var. Model Y'nin standart range'ini değiştirip Model Y Long Range ikinci ele bir talep oluştu bir anda gibi konular var. Şimdi BYD geldiğinde ne olacak? Zaten bizim bir TOGG'umuz, bir Tesla gerçeği elektrikli araçlarda, bir de BYD zaten dünyada en çok elektrikli araç satan firmalardan bir tanesi olduğuna göre
artık elektrikli araç piyasası ciddi anlamda kızışacaktır ve rekabet de oluşacaktır. Avrupalı firmalar Türkiye'ye biliyorsunuz ki daha yüksek fiyatla satıyorlar. Daha yüksek karlarla sattıklarını düşünüyoruz. Tamam, vergiler vesaire, ama vergiler Avrupa'da da var yani. Bu yüzden çarşı karışacak resmen. Biz tüketiciler için iyi olacak ama tabii ki TOG için iyi olur mu bu durum bilmiyorum. TOG yerli üretim olarak bazı TOG'a özel sağlanan avantajlardan dolayısıyla BYD'de faydalanmış olacak. Bir de fiyat avantajından ve teknoloji avantajından dolayı biraz TOG'u gölgede bırakabilir. Model avantajlarından dolayı. Çünkü birden fazla modele sahip, TOG henüz ikinci modelini çıkaramadı. Aslında ciddi bir ilgi var. Yani mesela SUV araç istemeyen, sedan, hatchback araç isteyen, keşke TOG olsa denen birçok kişi duydum. Bu yüzden TOG biraz bu konuda geride kalıyor. BYD burada hızlı bir şekilde aksiyon alıp bunun önüne geçebilir mi bilmiyorum. Bu yüzden değişik bir zaman bizi bekliyor. Hayırlısı olsun inşallah yani. Ama içten yanmalı araç noktasında aracı olanlar zarar eder demeyeyim de artık biraz daha elektrikli ön plana çıkacaktır. Bizim için iyi oldu mu bu tartışılır. Yani elektrikli araç, evet biz diyoruz çok güzel, şöyle böyle memnunuz. Herkese tavsiye etmiyoruz. Neden? Çünkü evde şarj imkanı olmayan, iş yerinde şarj imkanı olmayan için böyle dışarıdan istasyonlarla çok yürütülebilecek bir şey mi? Yürütülür ama tavsiye etmiyoruz. Yani git doldur, şey yap. Lan zor işler. Her akşam bir süre sonra sıkılırsınız. Yani şarj imkanı önemli. Bu bir kere kesinlikle unutulmaması gereken bir nokta. İkincisi ise elektrikli araçlarda biz şu an gerçekten şarj cennetiyiz resmen. Yani istediğimiz kadar uzun yola gidelim, istediğimiz yerde hızlı bir şekilde şarj imkanına ulaşabiliyoruz. Çok fazla bayram gibi yoğunluklarda belli kritik noktalar hariç bir zorlanma olmuyor. Ben 1600 kilometrelik bir Kapadokya, yaklaşık 1100 kilometrelik de bir Ege uzun yol deneyimim oldu. Hiçbir problem yaşamadım. Gittim 15-20 dakikalık kısa molalarla, yani bu molalarda zaten lavaboya gidip gelemiyoruz. Rahat bir şekilde uzun yolculuklarımı da yapıyorum. Her yer elektrikli araç olursa bu biraz zorlaşır. Ama tabii ki araç sayısı arttıkça da elektrikli araç şarjı belki artacaktır. Firmalar biraz hız kesti bu şarj kurulumlarında. Özellikle yılın ilk çeyreğinde çok hızlı artışlar vardı. Şu an biraz yavaşladığını görüyoruz. Bunlar da hızlanacaktır. Bu yatırım belki onlar için de bir vizyon olacaktır. İnşallah iyi günler bizim olur. Herkese hayırlı günler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı yolculuk.